İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Teröristler kurbanlarına kapıyı açtı. Dün Nurtepe Cemevi'nde sıra dışı bir cenaze vardı. Cenaze namazını bir Alevi dedesi kıldırdı. Dua sırasında Aleviler, Sünniler ve Hristiyanlar yan yana saf tuttu. Aleviler sağ ellerini kalbine götürdü. Sünniler ellerini semaya açtı. Hristiyanlarsa avuçlarını birleştirdi. Hepsi Tuncer Murat Cihan'ın iyi kalpli, merhametli ve saygılı bir insan olduğuna şahitlik ettiler. Cihan 52 yaşındaydı, bekardı. Hafif şekilde zihinsel engelliydi. Eyüp Sultan Yeşilpınar'da annesiyle yaşıyordu. Bayburtluydular. Sonrasında Hristiyan olan dayısı Kazım Aydemir'le Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ni ziyaret ediyordu. İki ay kadar önce ağabeyi Engin'e kiliseye gittiğini söylemişti. Dayısı Aydemir anlatıyor. Yeğenim Hristiyan değildi ama kiliseye gelip gidiyordu. Çok iyi bir insandı. Eyüp Sultan'a da giderdi, Cem evlerine de. Ramazan orucunu da tutardı, Alevilerin 12 imam orucunu da. Sokaklarda maskeli dolaştılar. Cihan geçen pazar ayine katılmak için Santa Maria Kilisesi'ne geldi. Ondan biraz önce Başlarında siyah maske ve gözlerinde siyah gözlük bulunan iki terörist iki dakika sokaklarda yürüyerek CHP Sarıyer ilçe başkanlığının önünden geçerek kiliseye vardı. Dün Sözcü TV'de yayınladığım görüntülerde görüldüğü üzere açık olan kapıdan antreye giriyorlar. İbadet salonunun kapısını açarak ayinin sürüp sürmediğini kontrol etmek için içeriye bakıyorlar. Yarım dakika sonra dış kapıdan Cihan giriyor. Cihan kendisini öldürecek olan iki teröristle karşılaşıyor. Katille maktul yüz yüze. Bir dakika sürdü. Teröristlerden biri salonun kapısını açarak Cihan'ın girmesine yardımcı oluyor. Maskelilerden korkup kaçması beklenen Cihan, saldırganların arasından geçip kiliseye giriyor. İçeride rahip Anton Bulay, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, eşi ve çocuklarıyla kimi Filipinliler ibadet ediyor. Teröristler Cihan'dan iki saniye sonra içeriye dalıyor. Biri kafasına kabzayla vurup Cihan'ı yere düşürüyor. Ardından kafasına sıkıyor. Kilisede dolaşarak çevreye ateş ediyor. Kapı ağzındaki teröristin silahı ise tutukluk yapıyor. İkisi Arapça ve Farsça olduğu sanılan bir dilde konuşuyorlar. Teröristlerin gelmesi, saldırıyı gerçekleştirmesi ve kiliseden ayrılmaları bir dakika sürüyor. Kapıda olması gereken polisler yerinde değilmiş. İki, Işitli'nin maskeli ve gözlüklü şekilde sokaklarda dolaşabilmesi, ellerini kollarını sallaya sallaya kiliseye girip saldırıyı gerçekleştirebilmesi bir güvenlik zafiyeti sonucunda oldu. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre ayin günleri hemen her kilise önünde güvenlik önlemi alınıyor. Polis ekipleri ya kapıda ya içeride bekliyor. Santa Maria İtalyan Kilisesi için de bu tedbir geçerli. Cihan'ın dayısı Kazım Aydemir önceki ayınlarda kapıda polis gördüğünü anlatarak şöyle konuşuyor. İki polis olurdu genelde. Ben birkaç defa gördüm. Arabada ya da kapıda bekliyorlardı. Gel gör ki geçen pazar günü kilisenin önünde beklemesi gereken polisler 100 metre kadar ilerideymiş. Kilise avukatı Afşin Hatipoğlu güvenlik zafiyetine dikkat çekerek şunları söylüyor. Burada normalde polisler duruyor. Kilisenin antresinde küçük bir oda var. Polisler ayin günleri o odayı kullanıyor ama bunlar o gün yoklar. Kilisenin üst tarafında devriye atıyorlarmış. Mobilize ekipmiş. Hatipoğlu iki ihtimale dikkat çekerek şöyle diyor. Burada polisin bulunma ihtimali vardı. Ya polislerle çatışmayı göze alarak geldiler ya da polisin olmayacağından çok emindiler. Bence birkaç kere keşif yapıp baktılar. Polis duruyor mu, durmuyor mu diye. Hatipoğlu saldırının kiliseye yönelik olduğunu kaydederek Cihan 5 dakika geç gelse kurtulacaktı. Onunla alakası olsaydı antrede öldürür giderlerdi. Neden içeriye soksunlar diyor. Hatipoğlu saldırganların 12 saatte yakalanmasına kuşkuyla yaklaşarak elleriyle koymuş gibi buluyordunuz da bunlar niye geldi buraya diye haklı olarak soruyor. Polislere soruşturma. Emniyet kaynakları zafiyeti kabul ediyor. Bir yetkili şu bilgileri veriyor. Ayin zamanları mutlaka tedbir alınır, ibadet yerleri öncelenir, illaki bir polis ekibi olur. Çünkü hedeftir, saldırı ihtimali vardır. Buraya gitmesi gereken ekip gitmemiş, muhtemelen teröristler takip etmişlerdir. Şöyle olmuş olabilir, keşif yapıyorlardır, baktılar gelen giden yok, demek ki tedbir yok deyip harekete geçmişlerdir. Zafiyet olduğu kesin. Kilise önünde beklemeleri gerekirken durmayan polisler hakkında soruşturma açıldı. IŞİD neden 6 yıl sonra eyleme geçti? IŞİD'le olduğu iddia edilen iki saldırgandan biri Rus, diğeri Tacikistanlı. Saldırganların ciddi bir keşif yaptıkları ve kilise önünde polisin olmadığını bilerek saldırıya geldikleri anlaşılıyor. IŞİD 2017 yılından sonra Türkiye'de ilk kez eylem gerçekleştiriyor. Örgüt niçin 6 yıl sonra harekete geçti? Daha önce Türkiye'de Hristiyanlar hedef almayan örgüt neden kiliseye saldırdı? IŞİD'in başka hücreleri de vardır. O halde yeni saldırılar beklemeli miyiz? Ardarda arda operasyonlarla belinin kırıldığı söylenen IŞİD, demek ki İstanbul'un orta yerinde ve üstelik iki yabancı teröristle kilise basabilecek bir operasyon kapasitesine, insan kaynağına, istihbarat ağına ve lojistik gücüne sahip. Bu nasıl gözden kaçtı? Teröristler Başakşehir'de 12 saat içerisinde yakalandı. Suriye, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika kökenli IŞİD'liler ve diğer radikal İslami örgüt üyelerinin bu ilçede yaşam ağlarının olduğu, ikamet ettikleri veya saklandıkları biliniyordu. Teröristleri yarım günde bulan polis saldırıyı neden haber alamadı? İstihbarat zafiyeti mi var? Gözaltına alınan 23 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Demek ki yasa dışı örgüt ağlarında yer alan kaçaklar hala daha İstanbul'da rahatlıkla yaşayabiliyor ve bir eyleme karışmadıkça göz altına bile alınmıyor. Bu kaçakların gönderilmesi için ne bekleniyor? Yeni terör eylemleri. mi? Menzilden İçişleri Bakanlığı'na giden liste. İddiaya göre Süleyman Soylu 28 Mayıs'tan sonra İçişleri Bakanlığını terk ederek yakın çalıştığı daire başkanlarının tayini bekleniyordu. Bilhassa Ülkücü Menzilci diye bilinen ikisinin ancak menzil şehi Saki Erol'dan AK Parti Genel Merkezi'ne 10 kişilik bir liste gitti. Liste ile birlikte bunlar bizim arkadaşlarımızdır, soylu ile bağlantılı değil, bizim referansımızla göreve getirildiler. Bir mağduriyet yaşatılmasın diye haber gönderildi. AK Parti listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı'na iletti. Menzilin koruduğu iki daire başkanı Marmara bölgesindeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı.